Arkadaşlar, termodinamik bir dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz yine saf maddeleri ilgilendirecek ve saf maddelerle ilgili önemli örnekler de çözeceğiz. Evet, dersimize başlayalım. Geçen ders saf maddeler kapsamında diyagramlar üzerinde durmuştuk. TV ve PV diyagramı bizim için önemliydi. Bu diyagramlarla ilgili önemli bilgiler Ege ders içinde yer almakta. Bunları güzelce inceleyiniz arkadaşlar. TV diyagramını ve PV diyagramını doğru çizmemiz gerekiyor. Bu noktada geçen derste anlattık. Bir kritik nokta içeren TV diyagramı çerçevesinde biz sıkıştırılmış sıvı, ıslak buhar ve kızgın buhar bölgelerinde çalışıyoruz. Bu çerçevede ıslak buhar bölgesi doymuş sıvı ile başlayıp doymuş buhar ile bitiyordu. Bu konuları geçen ders güzelce anlatmaya çalıştım. Bu bilgi notu da Ege derste var. Bunu güzelce inceleyeceksiniz. Burada önemli her nokta yer almakta. Bizler soruları çözerken TV diyagramını gördüğünüz gibi kritik noktayı içerecek şekilde doyma eğrisini de çizerek ele alacağız. Gördüğünüz gibi kritik noktanın sol tarafı doymuş sıvı eğrisi, sağ tarafı doymuş buhar eğrisinden oluşuyor. Bunun hepsine doyma eğrisi diyebiliriz ve içinde sabit basınç eğrileri var. Bu çerçevede biz TV diyagramında çeşitli gösterimlerde bulabiliriz. Sıkıştırılmış sıvı bölgesi için doymuş sıvı buhar bölgesine ıslak buhar bölgesi diyoruz bu bölge için ve kızgın buhar bölgesi için elimizde tablolar var. Özellikle su için ve soğutucu akışkanlar için tablolar var. Bu tablolardan yararlanarak sayısal değerleri yani termodinamik özellikleri okuyacağız. Bizim elimizde iki tane bağımsız özellik varsa diğer bütün özellikleri tablolardan okuyacağız. Tabi tablo varsa, tablo yoksa ne yapacağız? Özellikle ideal gazlarda tablo yoksa ne yapacağımızı bu ders kapsamında göreceğiz. Ama sıvılarda, önemli sıvılarda su olsun ve soğutucu akışkanlar olsun, onların tabloları var ve o tablolardan her zaman yararlanacağız. Ve tablo bilgilerini de grafiklere taşıyacağız. Evet, PV diyagramından da geçen ders bahsettik. Bu konuları dediğim gibi siz tekrar edeceksiniz. Bugün entalpiyle devam edelim arkadaşlar. Termodinamikte entalpi eşitliğini çok kullanacağız. Bu yeni bir eşitlik değil esasında. İç enerji artı basınç çarpı özgül hacmin toplamına biz özgül entalpi diyoruz. Küçük e ile gösteriyoruz. Birimi jül bölü kilogramsa başında özgül ifadesini kullanıyoruz. Veya büyük harfle gösteriyoruz. Entalpi büyük U artı P çarpı büyük V'nin bir fonksiyonu H olarak gösteriliyor ve entalpi ismiyle anılıyor. Bu entalpi kavramını nerede kullanacağız, ne işimize yarayacak? Tabi ilerleyen derslerde göreceğiz. İç enerji sistemin bir ısıl enerjisidir ve iç enerji kapsamında ve basınç enerjisi yani P çarpı V'ye de biz basınç veya akış işi diyorduk. Basınç enerjisi veya akış işi diyorduk. U artı PV bizim için önemli ve kısaca entalpi olarak gösterilecek. Evet, yine burada özellik tablolarından söz etmişiz arkadaşlar. Özellik tabloları dediğim gibi elinizde tablolar var. Bu tabloları güzelce inceleyin ve bütün özellikleri bu tablolardan okuyacağız. Burada da ayrıntılı bilgi var. Onu da Ege ders içinde yerleştirdim. Oradan incelersiniz. Biz bakalım doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı yani ıslak buhar tablosuyla tablosunu nasıl kullanabiliriz ona kısaca bir bakalım. Suyu ele alırsak arkadaşlar, suyun doymuş sıvı ve doymuş buhar özellikleri için tablolar var. Bu tablolar özellikle Çengel Hoca'nın kitabından aldım. Önemli ve güzel tablolar. Tablo A4 ve A5'i ıslak buhar bölgesi için kullanacağız. Neden tablo A4 ve A5 var? Tablo A4'ün başında sıcaklık var. Tablo A5'in başında basınç var. Yani bize ve özellikler sıcaklıkla belirlenecekse bizim için tablo A4'ü kullanacağız. Basınçla belirlenecekse tablo A5'i kullanacağız. İki tablodaki bilgiler de aynı. Birinin başında sıcaklık, diğerinin başında basınç var.
problemleri çözerken bu hangi tabloyu kullanmamız bizim için uygundur üzerinde duracağız. Bir de alt indis arkadaşlar F ise bize doymuş sıvı özelliklerini gösterecek. Alt indis G ise doymuş buhar özelliklerini gösterecek. FG ise doymuş buhar ile doymuş sıvı değerleri arasındaki farkı gösterecek. Örneğin özgül hacim için bakarsak VF doymuş sıvının özgül hacmi, VG doymuş buharın özgül hacmi ve VFG arasındaki fark. Bu arasındaki farklar tablolarda yer alır almaz. Yer almazsa biz hesap makinesi de yapacağız. Ama yanlış hatırlamıyorsam entropi için yer almakta. Yer almıyorsa zaten biz fark gerektiğinde zaten VF ve VG değerleri kesinlikle tabloda olacak. Yani F alt indisiyle G alt indisine ait bütün değerler tablolarda olacak. Gerekirse farkını biz alacağız veya tabloda varsa oradan alacağız. HFG bizim için önemli entalpi, özgül entalpi. Küçük harfle gösterirsek özgül entalpi de ben kısaca yine entalpi diyorum. HFG büyüklüğü buharlaşma entalpisi veya buharlaşma gizli ısısı diye adlandırılıyor ve verilen bir basınç ve sıcaklıkta doymuş sıvının birim kütlesini buharlaştırmak için gereken enerjiyi belirtiyor. Buharlaşma entalpisi sıcaklık veya basınç arttıkça azalıyor ve kritik noktada sıfır oluyor. Arkadaşlar TV diyarını göz önüne alırsak düşük basınçlardan kritik noktaya doğru gittikçe doyma eğrisinin daraldığını görüyorsunuz. Yani o daralma ne demek? Sıcaklık veya basınç arttıkça entalpinin de buharlaşma entalpisinin de azaldığını gösteriyor. Kritik noktada F ile G çakışıyor. Buharlaşma sırasında maddenin bir bölümü sıvı fazında, bir bölümü ise buhar fazında yer alıyor. Diğer bir anlatımla madde doymuş sıvıyla doymuş buharın bir karışımı oluyor. Onun için buraya doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı veya kısaca ıslak buhar diyoruz. Bu karışımın özelliklerini düzgün bir şekilde belirlemek için karışımdaki sıvı ve buhar fazlarının oranını bilmek gerekiyor arkadaşlar. Sadece ıslak buhar bölgesi için geçerli bir eşitliğimiz var. Boyutsuz bir eşitliğimiz var. Bunun adı kuruluk derecesi veya kalite veya buharın kalitesi veya karışımın kalitesi. Biz genellikle kuruluk derecesi diyeceğiz ve X ile göstereceğiz. Sadece ıslak buhar bölgesinde geçerli bir eşitlik. Buharın kütlesi bölü toplam kütle göz önüne alırsak buna X diyeceğiz. Kilogram bölü kilogram boyutsuz bir sayı. Bu çerçevede kuruluk derecesini kullanacağız. M toplam tabii ki M sıvı artı M buhardan yani MF artı MG'den oluşacak. Kuruluk derecesiyle ilgili biraz sonra bir örnek içinde ayrıntılı bir işlemde yapacağız, ayrıntılı olarak anlatacağız. Evet, bunun yanında arkadaşlar kızgın buhar tablosu var. Doymuş buhar eğrisinin sağındaki bölgede ve kritik nokta sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta madde kızgın buhar halindedir. Kızgın buhar bölgesi tek fazlı bir bölge olduğundan sıcaklık ve basınç artık birbirlerine bağlı değildir. Bakın ıslak buhar bölgesinde sıcaklık ve basınç birbirine bağlı olduğu için bu iki özelliği alıp diğer özellikleri tespit edemiyoruz. Birbirinden bağımsız özellikler lazım. Islak buhar bölgesinde T ile V'yi özgül hacmi, P ile özgül hacmi veya sıcaklık ve basınç dışında herhangi iki özelliği alıp diğer özellikleri saptayabiliriz. Ama kızgın buhar bölgesinde T ile P'yi kullanabiliriz. Tablo A6 bizim için önemli bir tablo. Kızgın buhar tablosu. Bunu da güzelce inceleyin arkadaşlar. Buradaki verilen bilgileri de okuyun. Ona göre tabloları incelemenizde büyük yarar var. Ben burada kısaca geçiyorum. Sıkıştırmış sıvı tablomuz da var. Tablo A7 ile gösteriliyor. Ama bu tabloyu güzelce incelerseniz arkadaşlar 5 megapaskal basınç değerinden başlıyor özellikler. Bakın sıkıştırmış sıvı su için sıkıştırmış sıvı tablosuna baktığımızda 5 megapaskal basınç değerinde başlamakta. 5 megapaskaldan küçük değerler için ne yapacağız? Arkadaşlar onun için bize önerilen yöntem sıcaklık tablosu var ya tablo A4. Tablo A4'ü açacağız. Sıcaklığa karşılık gelen örneğin özgül hacmi alacaksak VF değerini alacağız. Yani sıkıştırmış sıvı tablosunu kullanamıyorsak basıncımız 5 megapaskaldan küçükse sıkıştırmış sıvı bölgesindeki örneğin özgül hacim için yaklaşık eşit olarak VF değerini alacağız. Yani doymuş sıvı özgül hacmini alacağız. Neden böyle alıyoruz? Arkadaşlar tabloyu
Tabloları da incelerseniz, TV diyagramını da incelerseniz, sıkıştırma sıvı bölgesindeki sabit basınç eğrisi neredeyse 90 dereceye yakın. Yani özellikler birbirine çok yakın. Onun için 5 megapaskala kadar olan değerleri doymuş sıvı noktasına ait özellikler olarak alabilirsiniz diyorlar. Çünkü aralarında çok çok az fark var. Bunun için 5 megapaskaldan sonra değişiyor tabii ki. 5 megapaskaldan sonrası için sıkıştırma sıvı tablosu verilmiş. Arkadaşlar burada bir örnek var, onu ben burada anlatmayacağım. Dediğimiz gibi bu örneği ben güzelce hazırladım. Bunun içinde her türlü bilgi var. Siz Ege dersten bunu indirip güzelce inceleyin. 5 megapaskaldan yüksek değerlerde nasıl olaylar değişiyor? Hatta miktarları ne oluyor? Entalpi için ne yapıyoruz, ona bakacaksınız. Entalpi demişken şunu söyleyeyim. Sıkıştırma sıvı tablosu yoksa, yani yoksa dediğim 5 megapaskalın altındaki değerler için özgül hacim için VF'yi alıyoruz. Özgül iç enerji için UF'yi alıyoruz. Entalpi için HF'yi almıyoruz. Entalpi için almıyoruz. Entropi için alıyoruz. Bak, entropi için SF'yi alıyoruz. Entalpide aldığımızda hata değeri büyüdüğü için entalpide aşağıdaki yaklaşımı yapıyoruz. Arkadaşlar şu yaklaşım. Entalpi için şu eşitliği kullanacağız. H eksi F yaklaşık VF çarpı P eksi P doyma. Yukarıda daha uzun bir eşitlik var da aşağıdaki eşitliği daha çok tercih ediyoruz. Neden? Yukarıdaki de olur, aşağıdaki de olur. Aralarındaki hata çok az olduğu için genellikle şu eşitlik kullanılıyor. Bu eşitliği kullanacağız. Basınç 5 megapaskaldan küçükse ve bize HF, pardon, özgül entalpi lazımsa sıkıştırma sıvı bölgesi için, bu özgül entalpiyi HF'den, VF'den, basınçtan ve doyma basınçından yararlanarak hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Buradaki örnek içinde var. Güzelce incelersiniz. Bu eşitliği kullanacağız. Bu başlangıç bilgileri arkadaşlar çok önemli. Bundan sonra kapalı sistemlerde enerji analizine geçeceğiz. Ve bu anlattıklarımızın hepsini orada kullanacağız. Onun için bu yazılı bilgi çok önemli. Burada ben güzelce her şeyi anlatmaya çalıştım. Bunu incelemenizde büyük fayda var. Evet, biz şöyle devam edelim. Evet. Özellik tabloları için bir devam edelim. Entalpi bir karma özellik demişim ben. Biraz önce konuştuk arkadaşlar. U artı P ve özgül entalpi küçük harfle yazarsak, büyük harfle yazarsak entalpi birimleri de özgül entalpinin kilojül kilogram, diğerinin kilojül veya jül. Yani jül küçük kaldığı için genellikle kilojülü de kullanıyoruz. Entalpi termodinamik bir özellik. Termodinamik tablolarda var. Ve sıcaklık, basınç nasıl bir termodinamik özellikse, iç enerji nasıl bir termodinamik özellikse, entalpi de termodinamik bir özellik ve tablolardan elde ediyoruz. Evet, sıvılar dışında gazlarla çalışıyorsak arkadaşlar, aksi söylenmedikçe biz ideal veya mükemmel gaz hal denklemini kullanacağız. Bu hal denklemi ne demek? Bir maddenin basıncı, sıcaklığı ve özgül hacmi arasındaki ilişkiyi veren bir bağıntı. Birçok hal denklemleri var. En çok kullandığımız, en çok bildiğimiz PV eşittir MRT. Tabii PV eşittir MRT eşitliğini kullanacağız ideal gazlarda. P basınç Pascal, büyük V hacim metreküp, küçük M kütle kilogram, R gaz sabiti arkadaşlar. Tablolardan alınır bu gaz sabiti, birimi jül bölü kilogram kelvin. Tablolarda kilojül kilogram kelvin olarak yer alıyor. Yani birim analizine dikkat edeceğiz. P kesinlikle kelvin. Bu çerçevede PV eşittir MRT'yi kullanacağız. Bu R'nin birimi jül kilogram kelvin, jül kilogram derece santigrat olarak da gösterilebilir. Sonuçta sayısal değerini tablolardan alacağız. Her tarafı M'ye bölersek burada arkadaşlar, yani burayı M'ye böl, M'ler gider. Burayı M'ye böl, burası hacim bölü kütle, özgül hacim olur. Yani yukarıdaki gibi de gösterebiliriz. P çarpı küçük ve özgül hacim eşittir RT olarak da yazabiliriz. İdeal gazlarda bize özellikle yoğunluk veya özgül hacim lazım olacaksa bu eşitliği kullanacağız. Burada özgül hacmi tek başına bırak. RT bölü P özgül hacmi verir. Yoğunluk ise 1 bölü V'ye eşit. Bu çerçevede yoğunluğu da biz P bölü RT olarak yazabiliriz. Su buharı mükemmel bir gaz mıdır demişiz. Arkadaşlar şimdi biz su buharıyla çalışırken önce şunu söyleyeyim.
Bizim problemlerde kesinlikle suyu gördüğümüz an, su buharını gördüğümüz an pH eşittir MLT'yi kesinlikle kullanmayacağız. Sınavlarda bu hatayı görüyorum. Su buharı bazı durumlarda mükemmel gaz ama daha o konulara gelmedik. O termodinamik ikinin konusu. Onun için sınavlarda kesinlikle görmeyeceğim. Su buharı için pH eşittir MLT'yi kullanmayacağız. İlgili tabloları kullanacağız. Ne demiş? 10 kilo Pascal basıncın altındaki basınçlar için su buharı sıcaklık ne olursa olsun %0,1'den daha az bir hatayla mükemmel gaz kabul edilir. Ama bak burada demiş ısıtma, havalandırma, iklimlendirme uygulamalarında biz bunu yapıyoruz. Yani termodinamik 2'de yapacağız. Şimdi değil. Onun için sadece şunu bilelim. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarına geldiğimizde su buharı çok düşük basınçlarda olduğundan dolayı arkadaşlar mükemmel gaz varsayımı altında işlem yapacağız ama şimdi değil. Sınavlarda bunu görmeyeceğiz. Eğer biz şu bölgelerde işte burada TV diyagramını çizmiş, şu bölgelerde çalışıyorsak ideal gaza yaklaşıyor su buharı. Su buharı dediğimiz kızgın su buharı sonuçta. Ama biz dediğim gibi bunu bu ileriki konular biz termodinamik bir de şu bölgelerde beyaz bölgede çalışacağımız için hiçbir zaman ideal gaz eşitliğini kullanmayacağız. Ama gazlar için kullanacağımız ideal gaz eşitliği çerçevesinde bir sıkıştırılabilme çarpanı hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar biz gazları ideal gaz olarak alıyoruz ama gerçekte tabii gazlar gerçek. İdeal gaz yaklaşımı ne? Z ancak 1 olursa PV eşittir MRT'yi kullanabiliyoruz. Bu sıkıştırılabilme çarpanı Z. Verilen bir sıcaklık ve basınçta mükemmel gaz davranışından sapma sıkıştırılabilme çarpanı Z ile gösteriliyor. Z arkadaşlar P küçük V bölü RT'ye eşit. Yani bizim gerçek PV eşittir MRT veya burada küçük V'yi alırsak PV eşittir RT eşitliğinde gerçekte şurada bir Z var. Z 1 ise ideal gaz. Ama birden farklıysa o gerçek gazlarda birden farklı. Küçük de olur, büyük de olur. O zaman buradaki Z değerini buraya yerleştireceğiz. Bu Z 0,1 çıkıyorsa burada RT'yi 0,1 ile çarpacağız örneğin. Ama Z nasıl bulunuyor? Ona bir bakalım. Z mesela özgül hacim olarak bakarsak gerçek bölü gerçek özgül hacim bölü ideal özgül hacime eşit. İdeal özgül hacim zaten RT bölü P'den bulunuyor demiştik yani biraz önce konuştuk. P küçük V eşittir RT'den V'yi çekersen ideali bu. Ya, ama gerçek bölü idealin oranı her zaman bize Z'yi verecek. Sıkıştırabilme çarpanını kullanmak için çeşitli yaklaşımlar var arkadaşlar. Onlardan bahsedelim. Örneğini de yapacağız tabii ki. Şöyle yapalım. Ha. Bir kere indirgenmiş basınç, indirgenmiş özgül hacim ve indirgenmiş sıcaklık terimlerini kullanacağız. Buna göre bir grafik elde edilmiş. Bu grafikten yararlanacağız. İndirgenmiş basıncı PR ile gösterirsek bu P basıncı yani o gazın basıncı bölü kritik basınç. O gazın kritik basıncı. Bak bu kritik basınç, kritik sıcaklık değerleri tablo A1'de var. Yani elimizdeki tabloları güzelce inceleyin. Orada her şey var. İndirgenmiş sıcaklık, o gazın sıcaklığı böyle kritik sıcaklık. Bu kritik sıcaklık tabloda var. Hangi gaz için çalışıyorsak. İndirgenmiş özgül hacim, gerçek özgül hacim bölü kritik sıcaklık bak, çarpı R bölü kritik basınç. Sıkıştırabilirlik çarpanı Z, PR ve VR değerlerinden de elde edilebilir demişiz. Sonuçta burada var bir dakika. Şöyle bir grafiğimiz var. Bakın burada indirgenmiş basınç değeri var. İçeride indirgenmiş sıcaklık değerleri var. Burada da Z değeri var. Demek ki indirgenmiş basıncı biz saptayabiliyorsak ve hangi gazla çalışıyorsak o gazı alıp onun indirgenmiş sıcaklığıyla örneğin basıncı kesiştirip buradan Z'yi buluyorsak ve bu Z değeri de birden küçükse arkadaşlar o zaman bu Z değerini kullanarak işlemlerimizi yapacağız. Örnek yapacağız sonuçta. Onun için şimdilik bu kadar söyleyeyim. Ama elinizdeki tabloların içinde bu Z değeriyle ilgili birkaç tane grafik var. Ben en kullanılabilir grafikleri oraya taşıdım. Arkadaşlar kafamızı karıştırmayacak, grafikten rahatça değer okuyacağımız birkaç tane orada grafik var. Onları kullanacağız. Diğer hal denklemleri var. Bu denklemleri arkadaşlar siz inceleyeceksiniz. Van der Waals da önemli bir hal denklemi. Ötekiler de önemli bir hal denklemi. Bunları burada anlatmayacağım ama karşınıza çıkabilir.
Her türlü termodinamik kitabında bu dördü var. Dördünü güzelce bir inceleyin. İllene PV eşittir MLT'yi kullanacak değiliz. Gerektiğinde diğerlerini de kullanacağız. Evet, burada dördü var. Bunları not alıp inceleyeceksiniz. Gelelim. Ne tür sorular karşımıza çıkabilir? Sıkıştırabilirlik çarpanı kapsamında. Tabii ki gazlar için bu geçerli arkadaşlar. Sorumuz şöyle olsun. 10 megapascal basınç ve 300 Kelvin sıcaklıktaki metan sabit basınç altında hacmi %80 artana kadar ısıtılıyor. Mükemmel gaz denklemini ve sıkıştırabilirlik çarpanını kullanarak son durumdaki sıcaklığı hesaplayın. Bak, hem mükemmel ideal gaz denkleminden hem de gerçek durumda da kullanabileceğimiz sıkıştırabilirlik çarpanıyla elde edeceğimiz değeri karşılaştıracağız. Bakalım arada nasıl bir fark oluşuyor. Metan 10 megapascal ve 300 Kelvin'de ve sabit basınç altında, bakın. Zaten piston silindir düzeni verdiği an şekilli vermiş. Sabit basınç aklımıza gelecek. Sabit basınç altında hacmi %80 artana kadar ısıtılıyormuş. Sınırdan bu ısı geçişi olaylarını ileride güzelce inceleyeceğiz. Sorumuzun şekli yoksa önce bir şeklini çizeceğiz arkadaşlar. En güzel şey önce şeklini çizip soruyu modellemek. İşte şekli çizdik. Sabit basınç dediği için hemen piston silindir düzenine yerleştirdik. Metanın özellikleri, bak, tablo A1 demiştim. Tablo A1'den okunabilir demişiz. Gaz sabitliği metanın R 0,5182 kilojül kilogram kelvin. Evet, tabloda kilojül olarak verilmiş. Kritik sıcaklık T kritik 191.1 Kelvin. Bunları kullanacağız. Kritik basınç P kritik 4.64 megapascal. Kritik nokta değerleri de bu şekilde elde edilir veya tablo A1'den okunur. Önce ideal gaz denklemine bakalım. P küçük ve eşittir RT pascal metreküp kilogram jül kilogram kelvin kelvin ve Kelvin biriminde olmak üzere PV eşittir RT'yi bu şekilde yazabiliriz. İdeal gaz denklemini önce kullanacağız. Hal 1 ne? Başlangıçta bize verilen bilgi 10 megapascal 300 Kelvin. Sabit basınçta ısıtılıyor. Demek ki hal 2'de basınç değişmeyecek. Ama ısıtma olduğu için sıcaklık artacak. Ama bize hacim bilgisi vermiş. O zaman V2 hacmi V1 hacminin 1.8 katı olacak. Hacim %80 artıyor demek, bu demek. İki hali de karşılaştıralım. Birinci halde P1 V1 eşittir RT1 yazabiliriz. İkinci halde P2 V2 eşittir RT2 yazabiliriz. Özel durumumuz ne? Piston silindir düzeyinde çalıştığımız için P1 eşittir P2. Bunu da denkleme yerleştirirsek arkadaşlar. Sonuçta şunu elde ediyoruz. Yani T2 eşittir T1 V2 bölü V1'i elde ediyoruz. Burada da ara işlemler var. P1 ve P2'yi bu şekilde elde edersek ve birbirine eşitse son olarak T2 eşittir T1, V2 bölü V1 elde ediyoruz. T2 sıcaklığını bilmiyorduk. Sabit basınçta ısıtılıyor demiştik. Güzelce arkadaşlar bize verilen bilgilerden güzelce bir analiz yaptık ve T2'yi elde edebileceğiz. T2 300 Kelvin, 1.8 V1 bölü V1. O zaman T2 540 Kelvin. Tamam. Son durumdaki sıcaklığı istemişti. Tamam. İdeal gaz denkleminden 540 Kelvin olarak bulduk. Yanına da işaret koymuşuz. Bunu karşılaştıracağız. Gelelim sıkıştırabilirlik çarpanıyla çözüme. Arkadaşlar elinizde tablolar var. Şekil A15 güzel bir tablo. Güzel bir grafik. Şekil A15'ten yararlanarak ben bu soruyu çözmüşüm. Siz de bu soruyu sonra incelerken şekil A15'e güzelce bakın. Hal 1. Bize verilen sıcaklık 300 Kelvin. Tablodan T kritik 191.1 Kelvin olarak okuduk. İndirgenmiş sıcaklık 1.57. İndirgenmiş basınç 10 megapascal bölü 4.60. 4 megapascal birimler dahil olacak tabii ki. O zaman 2.16. Bunlar boyutsuz sayılar. Bu iki boyutsuz sayı alıp şekil A15'te kesiştireceğiz ve Z1'i bulacağız hal 1 için. Bak, o 0.86 birden küçük çıkmış. Yani ideal gaz kabulünde bir hatamız var. Arkadaşlar şekil A15'ten VR1'i de buluruz. Onun üstünde
özgür hacim değerleri de var. Şu iki bilgi bize yeterli Z1 ve VR1'i indirgenmiş özgür hacmi bulmakta. O da 0.63 olarak şekil A15'ten okunuyor. Siz şekil A15'i tabii ki inceleyeceksiniz. Z1 farklı bir ve Z1 küçük bir olduğu için ideal gaz davranışından uzaklaşılmıştır. Z1 eşit 1 olsaydı ideal gaz denkleminden bulunan sonuç gerçeğe yakın olacaktı demişim. Tamam, bir de hal 2'yi ele alalım. İndirgenmiş basınç aynı olacak sabit basınçta çalıştığımız için arkadaşlar. Hal 2 çerçevesinde özgür hacimle ilgili bize bir bilgi verilmişti. VR2 1.8 VR1 olacak demişti. İster özgür hacim olsun, ister indirgenmiş özgür hacim olsun aynı eşitlik geçerli sonuçta. Biz VR1'i hal 1 çerçevesinde bulduk. O zaman VR2'yi de bulabiliriz 1.8 ile çarparak. O da 1.134. İndirgenmiş basınç ve indirgenmiş özgür hacim var. Yani iki tane değer bize yeterli. İster PR, TR olsun, ister PR, VR olsun. Bu iki değerden yararlanarak yine şekil A15'ten Z2'yi de buluruz. Evet, Z2 0.42. Arkadaşlar burada sıcaklığı kullanamayız çünkü sıcaklığı bilmiyoruz. Bak, ideal gaz eşitliğinden sıcaklık elde ettik de o ideal gaz eşitliğinden. Burada onun için mecburen VR2'yi kullanıyoruz. O dikkat, bu önemli. Z2 0.42. O da 1'e eşit değil, 1'den küçük. İdeal gaz davranışından uzaklaşılmış. Bizim ideal gaz denklemimiz PV eşittir RT idi. Sıkıştırabilirlik çarpanı ile ideal gaz denklemi biraz önce de konuştuk. PV eşittir ZRT. Bu 1 ise sorun yok. 1'den farklıysa ideal gazdan uzaklaştığımızı gösteriyoruz. O zaman P2, V2, Z2, R, T2 eşitliğinden yararlanarak T2'yi bulabiliriz. Evet, T2 için çeşitli düzenlemeler yapmış. Bu çerçevede şurada var. Dikkat, VR, V bölü R, T kritik bölü P kritiktir. İndirgenmiş özgür hacim yaklaşımını yani burada şu V2 yerine, elimizde indirgenmiş özgür hacim olduğu için şu V yerine indirgenmiş özgür hacim kısımlarını buraya taşımış. Yani şu V2 yerine, şu o zaman V2 oluyor, şunları buraya taşımış. Bu bilgilerin hepsi elinizde var zaten. Bakın buradan T2 1112 Kelvin çıkıyor. 540 Kelvin nerede, 1112 Kelvin nerede? Z1 ve Z2 birden farklı oldukları için ideal gaz davranışından uzaklaşılmış. Ve ideal gaz denkleminden bulunan 540 Kelvin sıcaklığı gerçek değer olan 1112 Kelvin sıcaklığından çok farklı hesaplanmıştır. Basınç çok fazla. İdeal gaz davranışından uzaklaşmışız. Onun için bu indirgenmiş değerler aracılığıyla hesap yapmak bizi gerçeğe yakın sonuçlara götürüyor. Arkadaşlar bu soru önemliydi. Burada her türlü bilgiyi kullandık. Bütün indirgenmiş basınç, sıcaklık, özgür hacim eşitliklerini kullandık. İlgili tabloyu kullandık. Böylece bu konu için ayrıntılı bir soru çözmüş olduk. Bugün hem soru çözeceğiz hem sorular içinde önemli bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Bir soru daha çözelim. Biz arkadaşlar saf maddeyi güzelce işledik. Saf madde ile ilgili her türlü bilgiyi Ege ders içinde de verdik. Burada da anlattık. Geri kalan tüm bilgiler yine kitaplar içinde var. Tabii ki bizim anlattıklarımızla yetinmeyeceksiniz. Özellikle Çengel Hoca'nın kitabı varsa onu güzelce bir tekrar. Ama hangi terbiyelerimin kitabı varsa içinde önemli ve güzel bilgiler olacaktır. O kitapları inceleyeceğiz. Önemli sorularla devam ediyoruz. Bu soruların hepsi önemli ve sizin önemli konuları öğrenmenize yardımcı olacak. 2.1 metreküp hacmindeki kapalı depoda, kapalı kapta bak, kapalı depo, kapalı kap, rigid tank, bu kelimeler çok önemli. İlk derslerde bunlardan bahsetmiştik. Sen kapalı depoyu, rigid tankı, rigid depoyu, kapalı kapı gördüğün an sabit hacim problemi aklına gelecek. Çünkü orada hacim değişmiyor. 220 derece santigrat sıcaklıkta su buharı varmış. Bak içinde su buharı var. Su buharı yani
Nedir? Islak buhar mı, kızgın buhar mı? Bakacağız ona şimdi. Ama su buharı bizi ıslak buhara da götürür, kızgın buhara da götürür. Depodaki hacmin üçte biri sıvı fazda, geri kalanı ise buhar fazındadır. Ta o zaman su buharı ıslak buharmış. Bak zaten ne demiş? Hacmin üçte biri sıvı fazla, geri kalanı buhar fazındadır. Böyle doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı varsa bizi o su buharı ıslak buhara götürür. Güzel. Depodaki buharın basıncını bulun. Doymuş karışımın kalitesini, yani kuruluk derecesini bulun ve karışımın yoğunluğunu bulun diyor. Bunları güzelce şimdi yapacağız. Çözüm, önce kapalı kap, sabit hacim problemi, tamam. Bunu saptamak önemli. Sistem su, arkadaşlar suyla çalışıyoruz. Kabın içinde ne varsa sistem bizim için o. Hangi bölgedeyiz sorusu bizim için çok önemli. Bu soru da belli. Sıvı artı buhar karışımı diye soru içinde vermiş. Doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı bölgesi veya ıslak buhar bölgesindeyiz. Bölgeyi tespit edemezsek özellikleri seçemeyiz. Verilenler: sıcaklık 220 derece santigrat, hacim 2,1 metreküp ve sıvı artı buhar karışımı var. O zaman hem sıvının hem buharın hacimlerini bulabiliriz verilen bilgiler çerçevesinde. VF V bölü 3, bu verilmiş bize. 2,1'i 3'e böldüğümüzde 0,7 metreküp sıvı faz için hacim. Diğeri zaten 1 bölü 3'ün gerisi 2 bölü 3 ve buhar fazı içinde 1,4 metreküp olarak buluyoruz. Bu iki değeri kullanacağız, bizim için önemli. Arkadaşlar TV değerini buna taşırsak bize bir nokta verilmiş. Yani hal 1 verilmiş örneğin. Buradan şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz bilgisi verilmemiş. Sadece bu nokta için çalışıyoruz. Temsili olarak bak bunu buraya yerleştirdim ben. Ama şu kritik noktanın solunda mıyız, sağında mıyız bilmiyoruz. Ama temsil olarak buraya yerleştirdim. Sonra onu yine tartışacağız. Ama ıslak buhar bölgesinde ise bu temsilin noktamızın özgül hacmi V. Bu V de her zaman bu ikisinin arasında kalmak zorunda. VF ile VG arasında kalmak zorunda. Çünkü ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Buraya da göstermişiz bakın. Kuruluk derecesi de arkadaşlar sıfırla bir arasında değişmek zorunda. Boyutsuz bir sayıydı ve ıslak buhar bölgesinde geçerliydi. Ayrıntısına bakacağız. Ama X sıfırla bir arasında kalıyor. Eşit de değil bak ıslak buhar bölgesinde. Sıfıra eşitse o doymuş sıvı burada var. Bire eşitse doymuş buhar. Ama ıslak buhar bölgesinin içinde her zaman sıfırla bir arasında. Sınavlarda birden büyük bulursan kesinlikle yanlış. Bazen oluyor birden büyük bulunuyor. Hemen yanlış. Baştan yapacağız onu. Birden büyük olamaz. PV değerini de benzer şekilde çizebiliriz. Bakın TV içinde içeride sabit basınç eğrisi var. PV içinde sabit sıcaklık eğrisi var. Orada da temsil olarak şu noktada çalışıyoruz. Islak buhar bölgesi tablosu arkadaşlar A4 ve A5 diye bahsetmiştik. Bak sıcaklık 220 derece santigrat verilmiş. Hemen A4'e gideceğiz. Ve bu sıcaklık arkadaşlar T ile gösterebileceğimiz gibi TD, yani T doymayla da gösterebiliriz. Neden? Islak buhar bölgesinin sıcaklığı doyma sıcaklığıdır. Islak buhar bölgesinin basıncı doyma basıncıdır. Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için sıcaklığın adı doyma sıcaklığı. Sıcaklık belli. Bu çerçevede TD 220 derece santigrat ve tablo A4 kullanılacak. Tabloda A4'ü açtığımızda arkadaşlar 220 derece santigratı göreceğiz. Bunun karşısındaki basınç arkadaşlar ıslak buhar bölgesinde çalıştığımız için zaten doyma basıncı adı o. 2319,6 kilopaskal. Bu bilgiler çok önemli. O zaman A şıkkında basınç bize sorulmuştu. Tablo A4'ten yararlanarak 2319,6 kilopaskal olarak bulduk. O da doyma basıncıdır zaten. Gelelim kuruluk derecesiyle ilgili bilgilere. Kuruluk derecesi sadece ıslak buhar bölgesinde geçerli. Doymuş sıvıda 0, doymuş buhar da 1. Islak buhar bölgesinde 0 ile 1 arasında geçerli ve eşitliği MG bölü M. Yani buharın kütlesi bölü toplam kütle. Toplam kütle de MF artı MG. X boyutsuz bir sayı. Şimdi hacim nedir? Hacim büyük ve kütle çarpı küçük V'ye eşit. Özgül hacme eşit. Buradan ıslak buhar bölgesi için bu eşitlikten yararlanırsak ıslak buhar bölgesi MF ve MG'den oluşuyor. Yani buharın kütlesi ve sıvının kütlesi ikisinin karışımı var.
Islak Boğa bölgesi için MF'yi VF, yani büyük VF bölü küçük VF, MG'yi büyük G bölü küçük G, VG olarak gösterebiliriz. Tablo A4 yine bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Tablo A4 sıcaklık belli 220 derece santigrat. VF ve VG bizim için önceden hesaplanmış, deneylerden elde edilmiş ve tabloya yerleştirilmiş. Virgülden sonrası her değer çok önemli çünkü birim kütle için çalışıyoruz. 220 derece santigrat için ikisini tablodan güzelce okursun. Okuduktan sonra yukarıdaki VF ile VG değerleri zaten elimizde var. Aşağıdaki değerler de tabloda da var. O zaman ıslak buhar bölgesinde sıvının kütlesi 588.235 kilogram. Buharın kütlesi 16.261 kilogram. Güzelce bulduk. Toplam kütle ise 604.496 kilogram. X'i istedi bizden kuruluk derecesini. O zaman MG bölümü 16.261, 604.496, bak 0.0269. Virgülden sonra 4-5 basamak almakta yarar var. Genellikle biz bu değeri yüzde olarak gösteririz. Yüzde 2.69 veya 2.7 de desen olur artık. Sonuçta yüzde 2.7'lik bir kuruluk derecemiz var. Sistemin yerini başlangıçta temsil olarak göstermiştik. Bu X değeri için V'yi de belirledikten sonra tam yerini saptayacağız demişiz. Özgül hacmi de belirledikten sonra ona bakacağız biraz sonra zaten. Arkadaşlar B şıkkı X eşittir %2.69. Yoğunluk bizden istenmiş. Yoğunluk 1 bölü V'ye eşit var. Islak buhar bölgesindeki özgül hacim. Bunu belirlemedik de. VF ile VG'yi belirledik de bunu belirlemedik. Bunu belirledikten sonra yoğunluğa geçebiliriz. Ve bizim özgül hacim değerimiz VF ile VG arasında diye konuşmuştuk zaten. O zaman güzel bir matematik işlem yine yapalım. Büyük V hacim eşittir VF artı VG. Tabii ki fiziksel olarak ve matematiksel olarak böyle yazmamız gerekiyor. Bunları küçük V'ler dizisinden yazarsak bu kütle çarpı küçük V'ye, diğerleri de aynı şekilde MF, VF, MG, VG'ye eşit. Her tarafı kütleye bölelim. Burada M gider, burada MF bölü M, MG bölü M kalır. Bakın şunu tanımadık zaten. Kuruluk derecesi. X bu da eşitti. O zaman MF bölü M'yi matematik olarak ele alalım. MF bölü M. Yukarıdan MF'yi çekersen o M eksi MG'ye eşit. Tamam. Bunu da daha da açarsak M bölü M eksi MG bölü M. Yani burası 1 ise burası da X ise 1 eksi X. Çok güzel. O zaman özgül hacmi biz VF, VG ve X cinsinden belirlemiş olduk. Bak V eşittir 1 eksi X, VF artı X, VG. Yine bunu matematik olarak açarsak arkadaşlar aşağıdaki gibi kullanıyoruz biz genelde. Şu eşitliği kullanacağız bundan sonra. V eşittir VF artı X, VG eksi VF. VG eksi VF ne dedik biraz önce? VFG. Şu eşitlik çok önemli. Güzelce yukarıda elde ettik. Özgül hacmin kuruluk derecesiyle olan ilişkisi. Benzer şekilde arkadaşlar iç enerji, özgül iç enerji tabii ki bu küçük harfler. Özgül entalpi ve özgül entropi için de benzer eşitliği çıkartabiliriz. Onlar için de ıslak buhar bölgesinde geçerli olmak üzere bu eşitlikleri kullanacağız. Bunu çıkarttık. Aynı şekilde diğerleri de çıkartılabilir. Tabloda VFVG var. VFG yoksa ikisinin farkını alacağız dedik. Tamam. Ve yukarıdaki şu eşitliğe bu sayısal değerleri yerleştir. Özgül hacim 0.003703 metreküp kilogram. Yoğunluk ne? Özgül hacmin tersi. Biz yoğunluğu bulduktan sonra, pardon, özgül hacmi bulduktan sonra yoğunluğu hesaplamak kolay. O da 270.05 kilogram bölü metreküp olarak elde ediliyor. Arkadaşlar bakın sıfır derecedeki suyun yoğunluğu yaklaşık 1000 kilogram bölü metreküp. 1000. Sıcaklık arttıkça 220'ye geldikçe bak yoğunluk nasıl azalmış. Bütün bu bilgileri yine biz TV diyagramına taşıyalım. Arkadaşlar bakın burada önemli bilgiler var. T eşittir TD deyip 220 çizgisini çizdik. Bu çizgi böyle gidiyor ama bizim çalışma bölgemiz burası. Ve sabit basınç eğrisi şu.
buradan böyle geçiyor. Ve P eşittir PD zaten basit sabit. 2319.6 kilopascal. X değerini bulduk. 0.0269 sistemin bulunduğu nokta bu. Bu nokta burada mı, burada mı? Nereden bileceğiz? Onu da çok güzel şekilde şimdi hallederiz. Şu nokta VG. Şu nokta VF yerleştirdik. V arasında kalıyor. Bir de kritik noktanın arkadaşlar. V kritiği var. Bu var. Tablo A1'de de var. Tablo A4'ün ve A5'in en son değeri olarak da var. VF, VG tamam. V değerini de hesapladık. V kritiği de tablodan aldık. Bak 0.003106. Bizim bulduğumuz V değeri ne? 0.0037. Demek ki bizim V değeri V kritikten büyükse tam yerimiz V kritiğin bu tarafı, sağ tarafı. Yani X'in yerini belli ettik. Çok güzel. Sistem kritik özgül hacim değerinin sağ tarafında kaldı. V büyük, V kritik. Sistem bu hal noktasındayken sınırdan ısı girişi olursa sabit hacimde ısınacak ve yukarı doğru yol alacaktır. Bak bu da ek bilgi arkadaşlar. Bize sadece bir noktasını inceleyin dedi. Ve bizim V'miz V kritikten büyük. Ama biz bunu ısıtırsak sabit hacimde, sabit hacimde çalışıyorsak bu V'ye dik doğru üzerinde ilerleyeceğiz. Yani bu şekilde ilerleyebiliriz. Biz iki noktası olarak şuradaki doymuş buhar noktasına ulaşabiliriz veya üç noktası olarak şu P3 basıncındaki kızgın buhara ulaşabiliriz. Artık nereye kadar giderse. Tabii belli bir noktadan sonra bu kap patlayacak. Basınç giderek artıyor. Eğer bizim V kritikten küçük olsaydı o zaman bak ilerlediğimizde doymuş sıvıya ulaşacaktık. İlerlediğimizde sıkıştırmış sıvıya ulaşacaktık. Yine basınç artıyor. Basınç değerleri burada var. Ama kritik noktanın sol ve sağ tarafları bizim için önemli. Bu bilgiler çok önemli arkadaşlar. Evet, yorulduk. Şimdi 10 dakika bir ara verelim. Dersimize devam edeceğiz. Tam 10 dakika sonra görüşmek üzere.
Arkadaşlar devam edelim. Biraz önceki soruyla ilgili ek bilgiler vermişim. Bir noktasının yerini belirledikten sonra PV diyagramında da bu şekilde gösterebiliriz. Sıcaklık, basınç ve özgül hacmin yeri çerçevesinde PV diyagramı bu şekilde gösterebiliriz. PT diyagramından söz etmiştik. PT diyagramında da gösterebiliriz. Biz ıslak buhar bölgesinde çalıştığımız için PT diyagramında üçlü nokta ile kritik nokta arasındaki şu eğri buharlaşma eğrisiydi ve biz o buharlaşma eğrisi üzerinde çalışıyoruz. Yani yerimiz belli. Tabii buradan basıncı, buradan sıcaklığı bu şekilde gösterebiliriz. Bizim bulunduğumuz nokta bu. Tabii ki bunu üç boyutlu hale taşırsak gördüğümüz gibi biz ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz ve bu çerçevede bunu başın sıcaklık ve hacim değerlerini kesiştirdiğimizde bu sıvı buhar karışımı bölgesinde bir yere düştüğümüzü görebiliriz. Bu ayrıntılı bilgileri verdikten sonra başka önemli bir nokta içeren soruya geçelim. Sabit basınç problemine bakalım. Sabit hacim problemi, sabit basınç problemi termodinamikte önemli problemler. Piston silindir düzeneğini gördüğün an sabit basınç problemi aklımıza gelebilir. Piston silindir düzeneğinde 263.15 Kelvin sıcaklıkta 0.84 kilogram soğutucu akışkan R134A varmış bak. Buna göre yapalım. Serbest hareket edebilen pistonun kütlesi. İdeal olarak zaten pistonu göz önüne alacağız her zaman. Yani sürtünmeyi göz önüne almayacağız. 55.34 kilogram ve çapı 24 santim. Pistona ait bilgiler verilmiş. Yerel atmosferik basınç 88 kilopascal. Atmosfer basıncı deniz seviyesinden yükseldikçe düşer. Demek ki belli bir noktada 88 kilopascal olarak basınç bize verilmiş. Sistem sınırından giren ısı enerjisi soğutucu akışkanın sıcaklığını 15 dereceye getirmiş. Buna göre problemi çözeceğiz. Yani hal 1 ve hal 2 belli. Sistemin son basıncını bulacağız. Silindir hacmindeki değişikliği yani sonuç olarak sınırdan ısı girişi varsa bu sabit basınçta hacmi arttıracak. Hacim ne kadar değişmiş ona bakacağız. Entalpideki değişime bakacağız. Bak entalpi hakkında da konuşmuştuk. Entalpisi nasıl değişiyor ona bakalım. Önce piston silindir düzeni yazıp sabit basınç problemi olarak belirledik. Sistem soğutucu akışkan. Hangi bölgedeyiz çok önemli. Sıkıştırmış sıvı, doymuş sıvı noktası, ıslak buhar, doymuş buhar noktası, kızgın buhar bölgelerinde veya noktalarında olabiliriz. Henüz belli değil, ona bakacağız. Burası önemli. Önce verilenleri toparlayalım. T1 260.15 Kelvin, 270.15'ten çıkarırsan eksi 10 derecede hal 1. Kütlenin korunumu gereği kütle değişmez. Kütlesi her zaman 0.84 kilogram. Pistonun kütlesi işte, pistonun basıncı, şey pistonun kütlesi ve pistonun çapı verilmiş. Tamam sayısal değerler burada var. Atmosfer basıncı 88 kilopascal ve T2 sıcaklığı yani hal 2 ise 15 derece santigrat olarak verilmiş. Bu bilgileri kullanacağız. Önce piston silindir düzenini hatırlayalım. Sınırdan ısı girişi varsa bu serbestçe yukarı hareket edecek, hacim artacak. Ama sistem basıncıyla dış basıncın toplamı birbirine eşit olacak. Okların yönü farklı çünkü. Biz dengede denge halini göz önüne alıyoruz. Dengede yani statik durumda veya dengede diyelim. Bu iki okların yönlerine göre okların yönlerini göz önüne aldığımızda P sistem eşittir P atmosfer artı P piston yazacağız. Ne demiş? Tablolardan özellikleri okuyabilmemiz için bize birbirinden bağımsız iki adet yoğun özellik lazım. T1 ve T2 verilmiş. Kaynama yoksa P1 ve P2 kullanabiliriz. Piston silindir düzeyinde basınç sabit kalacağı için P1 eşittir P2 yani basıncı P piston artı P atmosferden hesaplayabiliriz demiş. Tamam. Bizim P1, P2, P sisteme eşit. O da P atmosfer, P pistona eşit. P piston nedir? Ağırlık bölü kesit alanı. Ağırlık ne? Pistonun kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi. Pi de pistonun karesi bölü 4. Şuranın sayısal değerlerini yerleştirdik. Burası da 88 bin Pascal. Çünkü bak burası Pascal çıkacak. Burayı da Pascal'a çevirdim. Sonuç 100 kilo Pascal. Ben verileri öyle ayarladım ki 100 çıksın diye. O zaman P1 ve P2 basınçlarımız 100 kilo Pascal.
Arkadaşlar basıncı belirledik. Hangi bölgedeyiz artık belirleyebiliriz. T1 eksi 10 derece santigrat. P1 100 kilo Pascal. R134A ile çalıştığımızdan dolayı tablo A11'i kullanacağız. Sıcaklığın başta olduğu tablo bu akışkan için A11. Eksi 10 derece santigrat için arkadaşlar doyma basıncı 200.74 kilo Pascal olarak o tablodan okunuyor. Bu bilgileri grafiğe taşıyalım. Şimdi doyma basıncı bu doyma sıcaklığında geçerli. O zaman doyma basıncına ait eğri şu şekilde ise doyma sıcaklığı eksi 10 derecede bunu kesecek bu şekilde. Tamam. Biz o eksi 10'u uzatırsak o eksi 10 100 kilo Pascal'ı burada kesiyor. Bak 200'den küçük zaten 100. O zaman bir noktamız bizim kızgın buhar bölgesi kesinlikle belirledik. TV diyarımıyla belirleyebileceğimiz gibi P1 küçük, P doymayı gördüğümüz an kızgın buhar bölgesindeyiz diyebiliriz. Bunu da burada ispatladık zaten. P doymadan küçükse kızgın buhar bölgesindeyiz. Arkadaşlar halberin sıcaklığı T1 çerçevesinde doyma basıncını tablodan okuduk. Doyma basıncı halberin basıncından büyükse kızgın buhar bölgesindeyiz. P1 küçük PD ise kızgın buhar bölgesindeyiz. Çok önemli kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu saptadık. Ona göre özellikleri kızgın buhar tablosundan alacağız. Bakın ek bilgi olarak ben tablo A12 var. Basıncın başta olduğu tablo. Onu kullanarak bizim basıncımız 100 kilo Pascal'dı. 100 kilo Pascal'ın karşısındaki doyma sıcaklığından da hangi bölgede olduğumuzu saptayabiliriz demişim. 100 kilo Pascal'ın karşısındaki doyma sıcaklığı eksi 26.37 derece. Yine bunu bak basınçla çalışıyorsak PV diyagramına taşıyabiliriz. Bu sefer bizim basınç P1 100 kilo Pascal, onun çizgisi bu. Bu aynı zamanda doyma basıncıysa doyma sıcaklığının geçtiği eğri bu. Eksi 26.37. Ama bizim uzattığımız çizgi eksi 10 dereceyi burada kesiyor. Eksi 10 derecelik sıcaklık eğrisini tabii ki. O zaman yine kızgın buhar bölgesindeyiz. O zaman P1 basıncını biz kullanarak T doymayı göz önüne alıyorsak bize verilen sıcaklık T doymadan büyükse kızgın buhar bölgesindeyiz. Evet, katılan arkadaşlar sesleri kapatsınlar arkadaşlar, gürültü geliyor. Soru soracağımız zaman sesi açalım, aksi durumda kapatalım. Buradaki bilgiler önemli arkadaşlar. İki durumda da kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu ispatladık. İspatladıysak işimiz kolay. Eksi 10 derece ve 100 kilo Pascal'da çalışıyoruz. Kızgın buhar bölgesindeyiz. R134A için tablo A13'den yararlanarak kızgın buhar tablosudur bu. V1 ve H1'i okuyabiliriz. Bak kızgın buhar tablosunda basıncı 100 kilo Pascal'ı 0,1 megapascal olarak vermiş. Tamam. Sıcaklık da bu. Kesiştirirsek özgül hacim ve özgül entalpi değerlerini tablodan okuruz. Hal 2'ye bakalım arkadaşlar. Ne diyor soruda? Hal 1 çerçevesinde bu değerler varsa bu soğutucu akışkan ısıtılıyor diyor. Yani sınırdan ısı girişi var. Sıcaklığı artacak ve tabii ki kızgın buhar bölgesinde ilerleyeceğiz. Ama yine de hal 2 hangi bölgede onu yine ispatlayalım. Ama soruda açıkça söylemiş. Sınırdan ısı girişi varsa sıcaklık artar. Kızgın buhar bölgesinde ise hal 1, hal 2 de kızgın buhar bölgesinde kalacak. Neyse ispatlayacağız onu şimdi. T2 15 derece santigrat, basınç değişmedi 100 kilo Pascal. 15 derece santigrat için P doyma 488.89 kilo Pascal. Tablo A11'den P doymayı okuyabilirsin bu sıcaklık için. Biz biraz önce ne dedik? P doyma büyük, P2 ise kızgın buhar bölgesindeyiz dedik. İspatladık işte. 15 derece santigrat için şu değeri okuduk. Bizim 100 488'den küçük olduğu için kızgın buhar bölgesindeyiz. Bak buraya yine yazmışım. Soruda sabit basınçta ısıtılıyor denildiği için hal 2'nin kızgın buhar bölgesinde olması gerekiyor zaten diye yazmışım. O zaman iki değerleri 0,1 megapascal, yani megapascal cinsinden 100 kilopascal gösterirsek ve sıcaklık 15 derece santigratsa tablo A13'ten V2 ile H2 özgül hacmi ve özgül entalpiyi okuyabiliriz. Bütün bu tablo değerlerini okuduktan sonra verilen istenenler ne? Delta V veya büyük delta V.
Küçük delta ve bu ikisinin farkı. Tamam, metreküp bölü kilogram olarak bulduk. Büyük delta ve kütleyle çarpacağız. 0,84 kilogramla bunu çarparsak 0,01845 metreküplük bir hacim değişimi var. Hacim artmış, yani bu kadar artmış. Entalpi değişimi isteniyordu. Bunu küçük özgül entalpi veya büyük entalpi olarak yazarsak değişimler termodinamikte önemliydi. P2-E1'i bulduk. Onu kütleyle çarparsak 17,21 kilojüllük bir entalpide de değişim var. Yani bir noktasından hal 1'den hal 2'ye getirirken bu kadar enerji vermişiz diyebileceğiz. Onları ileride bakacağız arkadaşlar. Sınırdan gelen ısı çerçevesinde, yani o sınırdan gelen ısının değerini saptamak için bu entalpi hesaplarından yararlanacağız. O ileriki konular. Şimdilik sadece delta H'yi hesaplattı bize soru. Grafik çok önemli. TV diyarama. Bir noktasını belirledik biraz önce. Bak eksi 10 ile Q1 değerinde çalışıyor. Burası. P1 işte P2 100 kilopascal eğrisini buralarda kesiyor. Ama biz bunu uzatırsak bunun doyma sıcaklığı bu. Biz o doyma sıcaklığın üzerinde çalıştığımız için zaten kızgın buhar bölgesindeyiz. İki noktası da burası. Isıtma da bu şekilde yer alacak. Evet, şöyle bir bakayım. 15 derece, eksi 10 derece, eksi 26, tamam. Başka bir bilgi yok. Aşağıda bilgiler var. 100 kilopascal için VG değerini ilgili tablodan okuruz. Doymuş buhar noktası değerini, yani şu değeri. Burada ne demek istemiş? Yani V1 ile V2, bak yani hangi bölgedeyse çalışırken hacim bilgileri varsa elimizde onu VG ile karşılaştır demek istemiş. Sonuç olarak bu VG değeri 0,19. Bizim V1 0,20, V2 0,22. 0,19'dan bu ikisi de büyük. Demek ki yine kızgın buhar bölgesindeyiz. Yani illa ne sıcaklık ve basınçta değil. Bir soruda da hacimle karşılaştırma istenirse VG ile karşılaştıracağız. Çünkü doymuş buhar noktası şu noktadan, şu basınç için tabii. Veya şu sıcaklık için şu noktadan ilerideyse V1 ve V2 kızgın buhar bölgesindeyiz. Burada da yazmış. Bunlar önemli bilgiler. PV diyagramı da istersek çizebiliriz. Arkadaşlar PV diyagramında basıncımız sabitse şu çizgi üzerinde ilerleyeceğiz. Sabit sıcaklık eğrilerimiz ne? Birisi 15, birisi eksi 10. Eksi 10 burada kesiyor kilopaskalı, diğeri burada kesiyor. Isıtma da bu şekilde ise PV ve TV'leri aynen böyle çizeceğiz sınavlarda arkadaşlar. Evet, bir arkadaşımız sesini kapatsın lütfen, gürültü geliyor. Evet, iki tane önemli soru çözdük. Sabit hacim problemi ve sabit basınç problemi. Bu çerçevede soruları değerlendirdik. Şimdi birkaç tane daha soru çözelim. 11 kilogram kütlesinde R34A'yı yine almışız. Eksi 30 derece santigrat değerindeki başlangıç sıcaklığında hacmi 1,115 metreküp olan rigid bir konteyner içine konulmuştur. Rigid konteyner sabit hacim problemi. Başlangıç bilgileri de verilmiş. Tamam. Konteyner daha sonra basıncı 200 kilopascal olana kadar ısıtılmaktadır. Isıtılınca sabit hacim probleminde basınç artar. Sistemin son sıcaklığını ve ilk basıncı belirleyeceğiz. Arkadaşlar rigid konteyner sabit hacim. Sistem soğutacak akışkan hangi bölgedeyiz belli değil. Verilenler kütle 11 kilogram, hal 1 sıcaklığı eksi 30 derece santigrat. Şimdi sabit hacimde çalıştığımız için hacim verilmiş. V1 hacmi V2 hacmine eşit olacak. 1,115 metreküp ve P2 basıncı ısıtma sonucunda 200 kilopaskala erişmiş. Bu bilgileri böyle yazdıktan sonra işlemlere devam edebiliriz. Hal 1 için birbirinden bağımsız iki tane bize özellik lazım. Baktığımızda arkadaşlar hal 1'e ait basınç değerimiz yok. Ama hacim bilgileri var, kütle bilgisi var. Bak, kütleyle hacim bilgisi varsa hemen aklımıza özgül hacim gelecek. O zaman T1 eksi 30 derece santigrat, V1 de büyük V1 bölü M, yani 1,115 bölü 11, 0,10136 metreküp kilogram. T1 ile V1 birbirinden bağımsız, her zaman birbirinden bağımsız özelliklerdir. Bu ikisi işimize çok yarar.
Şimdi bak, elimizde sadece B1 var, yani T1'in dışında. O zaman tablodan nasıl yararlanacağız? Hangi bölgedeyiz saptamak için? Eksi 30 derece santigrat için tablo A11, soğutucu akışkan için bu. Başta sıcaklık olan tablo. VF1 ve VG1'i okuyabiliriz. Neden bu ikisini okuduk? Elimizde V1 var. Karşılaştırmayı ancak özgül hacimler cinsinden yapabiliriz. VF1'i okudun, VG1'i okudun. Bizim V1 bak arada kalmış. Yani sonuçta şu sayısal değerlere bakarsan ıslak buhar bölgesinde çalıştığımız kesinlikle ortaya çıktı. Biraz önceki soruda tartıştık. Bizim V değeri VG'den büyükse kızgın buhar bölgesindeysek bölgesindeydik. VF'den küçükse sıkıştırma sıvı bölgesindeydik. Tabii bu ikisine eşit de olabilir. Hani özel bir durum. O zaman doymuş sıvı doymuş buhar noktasındayız diyebiliriz. Ama ıslak buhar bölgesinde olduğumuzu kesinlikle ispatlamış olduk. Eğer biz ıslak buhar bölgesinde çalışıyorsak P1 basıncı P doymaya eşittir. Bize ilk basıncı sordu. O zaman tablo A11'den eksi 30 derece santigradın karşısında 84,43 kilopaskal varsa bizim P1 basıncımız budur. Neden? Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak hal 1 basıncı doyma basıncına eşittir. Ama bu basınç sonra artacak. Zaten P2 olarak arttı 200 kilopaskal. Sabit hacimde çalışıyoruz. V2 eşittir V1 ve P2. Bu ikisi birbirinden bağımsız özellik. O zaman yine elimizde V2 0,10136 metreküp kilogram olduğu için ve 200 kilopaskal olduğu için hemen tablo A12'ye gideceğiz. Başında basınç olan tablo VF2 ve VG2'yi okuyacağız. Neden? Elimizde V2 değeri var. Bak 0,1 bu. Bu 0,09 V2 büyük VG2. Kızgın buhara düştük. O zaman tablo A13 kızgın buhar tablosu. P2 0,2 megapaskal yani 200 kilopaskal. V2 değerini de artık biliyor zaten 0,10 136 metreküp kilogram. Yani kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu biliyoruz. Tablo A13'ten sıcaklık bize isteniyor. Tabii bu iki değeri arkadaşlar tabloyu güzelce çalışın. Tam karşılığı yok. İnterpolasyonla T2'yi bulacaksın. Her şeyin tam karşılığı yok. Bu hacmi arayacaksın. Bu basınç altında bu hacmi arayacaksın. Bu hacme en yakın iki değer arasında arasını göz önüne alarak karşısındaki sıcaklık değerlerine göre interpolasyon yapıp eksi 5,39 derece santigrat olarak bulacağız. Evet. TV diyagramları önemli. Onu da çalışalım şimdi. Arkadaşlar doyma eğrisini çizdik. Kritik noktayı gösterdik. Elimizde iki basınç var. P1 basıncına ait eğriyi çizdik. Şu eğri de V2 basıncına ait. Bizim bir noktamız burası. V1 eşittir V2 çerçevesinde birden ikiye gideceğiz. Arkadaşlar şuradaki yani VG1, VG2, VF2, VF1 değerler elimizde var. Bizim V1 değeri veya V2 değeri şu VG2'den büyük olduğu için zaten şurada olduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten soruda ne diyor? Islak buhardan kızgın buhara gidiyoruz diyor. Yani kritik noktanın bu tarafındayız. Bir noktasının kesin yeri burası. İki noktası da burası. İki noktasının sıcaklığını bulduk biz. Basıncını bulduk. P1 yani hal 1'in basıncını bulduk. Bütün sayısal değerleri bu şekilde grafik üstüne taşıyabiliriz. Buraya özgül hacimler de yazılabilir de yani virgülden sonra çok basamak olduğu için şekil karışıyor. Ben böyle gösterdim. PV diyagramında da gösterebiliriz. Arkadaşlar PV diyagramında arada sabit sıcaklık eğrileri olacak. İki sıcaklığımız da belli. Bu sıcaklıklar arasında sabit hacimde birden ikiye bu şekilde gidebiliriz. Bu sefer P1 ile P2 burada yer aldı. Tabii T2 eksi 5 39 derece santigratın doyma basıncını da istersen buraya yazabilirsin. Sonuç olarak bu doyma basıncı altında kalmış iki noktası. Önemli problemler bunlar arkadaşlar. Her biri özenle seçilmiş, önemli bilgiler içeren problemler. Şu problemi geçiyorum, değerlerine benziyor ama kesinlikle inceleyeceksiniz. Burada hani sabit basınçta ıslak buhar bölgesinden kızgın buhar bölgesine geçişi anlatıyor. Bu diğerlerinde öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde yapılabilecek bir problem. Diğer probleme geçelim.
300 kilopaskal basınçta ve 9 kilogram kütlesinde olan R134A hacmi 14 litre olan bir kabın içine konulmuştur. Kap dediği an sabit hacim problemi. Kapalı kap tabii ki bu. Kaptaki sıcaklığı, toplam entalpiyi belirleyeceğiz. Kap sistem basıncı 600 kilopaskal olana kadar ısıtılmaktadır. Isıtma tamamlandıktan sonra sıcaklığı ve toplam entalpiyi belirleyeceğiz. Şimdi bu soruya bakalım. Burada da toplam entalpi istemiş. Bir bakalım. Sabit hacim problemi sistem R134A ısıtma işlemi. Bak 3 bilgiyi buraya yazdık. Bu bilgiler önemli. P1 300 kilopascal. 1 hal 1'i gösteriyor. Kütle 9 kilogram. Hacim 14 litre. 14 litre. Sabit hacim probleminde zaten haller arasında hacim değişimi olmayacak. P2 hali 600 kilopascal. Yani basınç olarak. 2 halindeki basınç 600 kilopascal. Bu bilgileri de yazdık. Hal 1 300 kilopascal. Arkadaşlar ne demiştik biraz önce? Hacim ve kütle varsa özgül hacme geçeriz. 14 litreyi de 1000'e böldüğümüzde yani 14 bölü 1000 metreküp değerini elde edeceğiz tabii ki. Bunu da 9 kilograma böldüğümüzde 0,015 5 sürekli gidiyormuş, tamam. Bu kadar metreküp bölü kilogram hal 1'e ait özgül hacim. Bunları hızlıca geçeyim. Biraz önce çalıştık. 300 kilopaskalda çalışıyorsak VF1, VG1'i tabağı 12'den okuruz. Bizim V1 arada kalıyor ıslak buhar. Islak buhar bölgesi için. Bu sefer biraz önce basıncı bulmuştuk. Yani 300 kilopaskaldaki doyma sıcaklığı ıslak buhar bölgesinden çalışıyorsak T1'in sıcaklığıdır. O da 0,61 derece santigrat çıkıyor. H1F ve H1FG'yi de okumuşuz bu çerçevede ilgili tabloda. Çünkü bizden entalpi değeri de isteniyor. Arkadaşlar ıslak buhar bölgesinde çalışıyorsak, bak entalpileri bulacağız ama ıslak buhar bölgesinde çalışıyorsak önce kuruluk derecesini bulmamız lazım. Bu soru ondan önemli. Kuruluk derecesini de özgül hacim değerleri belli olduğu için bu eşlikten bulabiliriz. V1'in sayısal değeri var. VF1 ve V1FG'yi tablolardan okuduk. Şu farkı da alacağız burada. Burada sadece X1 belli değil. X1 %1,162. O zaman geç entalpiye. H1F artı X1 H1FG, tamam. Şunların değerleri tabloda var. X1'i de biz hesapladık. O zaman H1 54,95, yani özgül entalpi 54,95 kilojül bölü kilogram. Büyük H1'e geçersen kütle çarpı küçük H1, kütle de belli, yani 494,58 kilojül. Hal 1 için entalpi değeri kilojül biriminde yazılmış. Tamam. Hal 2 basıncımız yükselmiş 600 kilopaskala. Hacim değişmiyor. Tamam. 600 kilopaskal için yine V2F V2G'ye bakarız. Aynı şeyleri yapacağız. Burada bak V2G'nin ıslak buhar bölgesinde kalmış. Tamam. Kalmışsa hemen iki halinin kuruluk derecesini buluruz. Neden? Islak buhar bölgesindeyiz ve hacim bilgileri elimizde var. Sadece X2 bilgisi yok. Onu bulduk. Bu çerçevede entalpi de yani yukarıda yaptığımız için hızlı geçeceğiz. 600 kilopascal için sıcaklık yine doyma sıcaklığı. Neden? Islak buhar bölgesinde kalmışız. Ama sıcaklık 21,55 derece santigrata gitmiş. Entalpi değerlerini yine 600 kilopascal için okursun. X2 de belli. O zaman büyük H'yi, H2'yi 769,25 kilojül olarak biraz önce yaptığımız gibi hesaplarsın. Gelelim grafiğine bak. Islak buhar bölgesinde kaldık. Arkadaşlar. O zaman TV diyagramını çizersek içeride sabit basınç eğrileri var. 300 ile 600 arasında çalışıyoruz. Bir noktası burada. İki noktası burada. Isıtmayı gösteriyorsak okun yönü bu. Sabit hacimde çalışıyorsak bu şekilde yazacağız. Bakın R134A'nın kritik nokta özellikleri V kritik 0019 çerçevesinde. Yani kritik noktanın solunda kaldığımızı bu V kritikle saptayabiliyoruz. Bizim V1 ve V2 0015, bu 0019 demek ki doymuş sıvı eğrisine yakın bölgedeyiz biz. Bunlar önemli arkadaşlar. Kritik noktanın şu bilgilerine göre değerlendirmemizi yapacağız. PV değeri mi de aynı şekilde çizilebilir. Yani içeride sabit sıcaklık eğrileri olmak üzere şu bölgede ısıtma çerçevesinde çalışıyoruz. Gelelim diğer önemli soruya, bir sınav sorusu olabilir.
arkadaşlar, öğrendiğimiz her bilgiyi bu piston silindir düzeninde tekrar ele alalım, adım adım çözelim. Bu soru önemli. Bu aşamaya kadar geldik ve bu soru kapsamında bütün bilgilerimizi tekrar göz önüne alalım. Evet, başlangıçta 200 kilopascal basınç ve 573.15 Kelvin sıcaklıktaki su durdurucularla donatılmış bir piston silindir düzeni içinde. Bak, piston buna çarptığı an, hani aşağı inmeye çalışıyorsa da bu noktadan sonra inemeyecek. Piston aşağıda olsaydı belli bir noktada yükselmeye başlayacak, buraya çarpacak, yükselemeyecek. Yani bu nokta önemli. Su doymuş buhar olana kadar ve piston durdurucular üzerinde durana kadar sabit basınçta soğutuluyor. Söylemese de olur yani sabit basıncı. Sonuçta bu soğutuluyorsa bu aşağı inecek. Zaten piston silindir düzeni böyle serbestçe hareket ediyorsa burada söylemesine gerek yok. Sabit basınçta aşağı inecek. Ama şuraya değdiği an o sabit basınçın son noktası olacak. Soğutulduğu için aşağı iniyor. Hacim azalıyor. Daha sonra basınç 100 kilopascal olana kadar su soğutulmaya devam ediyor. Bak, su hani Q çıkışı var bak. Şu bunun üstüne oturdu. Daha da soğutuyoruz. Bu aşağı inmeye çalışacak. İnemeyecek. O zaman biraz sonra söyleyeceğiz. Aşağıda da var zaten. Sabit basınç işleminden durdurucunun olduğu noktada sabit hacim işlemine geçeceğiz. TV diyagramında doygunluk çizgilerine göre suyun başlangıç, ara ve son durumlarından geçen süreç eğrilerini çiziniz diyor. Tamam mı? Çizeceğiz zaten. Ve birim su kütlesi başına başlangıç ve son durumlar arasındaki iç enerjideki toplam değişimi bulun. Tamam, onlara bakarız. Problem önemli. Durduruculuk piston silindir düzeni. Hem sabit hacim problemi hem de sabit basınç problemi. Sistem su soğutma işlemi. Bilgileri yazdık. P1 200 kilopascal. Efendim? Arkadaşlar soru varsa alırız. P1 200 kilopascal. T1 570.15, arkadaşlar 300 Kelvin'e eşit. Bak, 270.15'ten çıkaracaksın, ona göre hesap yapacaksın. 300 derece santigrat. Sabit basınçta soğutma işlemi, doymuş buhar olana kadar, bu bilgiler soruda verilmiş. Doymuş, yani şuna çarptığı an şuraya doymuş buhar oluyor. P2 100 kilopascal olana kadar soğutma işlemi devam ediyor. Önce TV diyagramını ben çizmişim arkadaşlar. Yani biraz sonra sayısal değerleri bulacağız, daha güzel yerleştireceğiz de. Ama biraz sonra söyleyeceğiz, bu 200 kilopaskalda bir noktasının sıcaklığı buysa kızgın buhara düşüyor bu. Onun için biraz sonra ispatlayacağız, dediğim gibi bir noktası burası. Soğutma işlemi varsa bak, sabit basınç eğrisi bu. Şu sabit basınç eğrisi. Soğutma işlemi varsa bu eğri üzerinde sabit basınçta gidiyoruz. Kızgın buhar noktası birden başlayarak böyle gidiyoruz. İki noktası durdurucular noktası. Tam durdurucularda doymuş buhar noktasına ulaşıyormuş bu. Bakın böyle gidiyoruz. Bu sabit basınçın doyma sıcaklığı ise 120.21 derece santigrat. 200 kilopascal için ilgili tablodan şunu bulursun. Yani iki noktasının sıcaklığı, doymuş buhar noktası ise doyma sıcaklığına eşit. 200 kilopascal'ın karşısında tablo A4'ten onu bulursun. İki noktasında artık sabit hacime geçiyoruz. Bak, çok önemli. Sabit basınçta soğudu, aşağı doğru okun yönü yer aldı. Sonra sabit hacimde işte üç noktasına ulaşıyor. Orası da ıslak buhara düşmek zorunda zaten, hani bu içeride çalıştığımız için. P3 basıncı 100 kilopaskalsa ve üç noktası ıslak buhar bölgesindeyse bu 100 kilopaskalın karşılığı tablo A5'te, yani karşılığı olarak doyma sıcaklığı 99.61 olarak okunur. 2 ve 3 noktasının sıcaklıklarını ilgili tablolardan okuyacağız. Başında basınç varsa tablo A5'ten okuyacağız. Evet. Başka önemli bilgi. Bir noktası kızgın buhar bölgesinde dedik. Bak, şurada 2 ve 3 hacimleri, özgür hacimleri birbirine eşit. Şurada 1 ile 2 noktaların basınçları birbirine eşit. Tamam. Şimdi sayısal değerlere bakalım. Önce TV diyagramını çizdik, üstünde biraz konuştuk ama önce tabii ki bu hesapları yapmak gerekir. Ben güzelce TV diyagramını göstermek istedim başlangıçta. Hal 1, PB 200 kilopascal, sıcaklık 300 derece santigrat. 200 kilopascal için T doyma 120.21 derece santigrat, tablo A5'ten bakacağız. T1 büyük, TD ise biraz önce çalıştık.
kızgın buhar bölgesindeyiz. Yani onu ispatlamış olduk. O zaman 300 derece santigrat için P doymayı da burada bulmuş yani tablo A4'ten. 8587.9 kilopaskal. İkisini de karşılaştırmış. Yani biri yeter. Ama burada bilgi için tabii ikisini de karşılaştırmış. Bu sefer P1 küçük P'de ise yine kızgın buhar bölgesindeyiz. Yani sen istersen 200 kilopaskalı, istersen 300 dereceyi alıp karşılaştırmanı yapabilirsin. Soruyu çözerken tabii ki her türlü ayrıntılı bilgiyi veriyoruz. Kızgın buhar bölgesi için P1 200 kilopaskal yani 0,2 megapaskal, T1 300 derece santigrat. O zaman tablo A6'dan U1 okunur. Tamam. Hal 1 için U1'i başka değerler de lazımsa tabii ki buraya yazabiliriz. İç enerjiyi, özgül iç enerjiyi okumuş olduk. Hal 2 arkadaşlar bak, iki tane bağımsız özellik. Basınç değişmedi 2'ye gelinceye kadar 200 kilopaskal. Ama iki noktası doymuş buhar noktası. Hemen x2 1 ya da doymuş buhar noktası. İki tane birbirinden bağımsız özellik. O zaman biraz önce de grafik üstünde konuştuk. T2 T doymaya eşit. 120.21 derece santigrat. 200 kilopaskal'da bunları okuduğumuz için tablo A5'i kullandık. U2 G'ye eşit olacak. Doymuş buhar noktasında çalışıyoruz. O zaman bizim iç enerjimiz iki noktasında U2 G'ye eşit olacak. Sayısal değeri bu. Özgül hacim V2 G'ye eşit olacak. Doymuş buhar noktasında çalışıyoruz. Sayısal değerleri siz de çalışın. Hal 2'nin de birçok özelliğini bulduk. Bizden ne isteniyorsa ilgili tablodan buluruz. Hal 3 arkadaşlar 2'den 3'e gidiyoruz. Basınç değişti. Artık sabit hacimde çalışıyoruz. 200'den 100'e düştük. Ama V3 V2 G'ye eşit. Çok önemli. Şurada hacmi bulduk zaten. O zaman birbirinden iki tane bağımsız özelliği tespit etmiş olduk. Ne yapıyorduk? Biraz önceki sorularda çalıştık. 100 kilopaskal için V3F ve 3G'yi bulduk. Bu iki değeri 100 kilopaskal için tablo A5'ten okuduk. V3 arada kalıyor. Islak buhar bölgesi zaten TV diyagramında onu ispatladık. Ama önce bu işlemleri yapıp sonra TV diyagramını çizeceğiz biz. O zaman arkadaşlar bu değerler elimizde varsa, şunların üçü de elimizde var. X3'ü buluruz. Kuruluk derecesini 0,52, 26 veya %52,26 olarak kuruluk derecesini neden bulduk? Çünkü bizden iç enerjisi isteniyor. U3 isteniyor. U3'ü bulabilmemiz için önce şunları tablodan okuyacağız. Sonra şunu elde edeceğiz. Hepsi belli ise U3 1508,70 kilojül bölü kilogram okunuyor. Birden başladık, ikiye geldik, üçe geldik. Bize verilen bilgiler cinsinden tablo değerlerini okuduk. Arada çeşitli eşitlikler kullandık. Bölgesine göre değişen eşitliklerimiz var. Delta U'ya geçelim. Delta U ne? Birden üçe geldik. U3 eksi U1. Bak, en son U3'e ulaştık. Delta ne demek? En son ulaştığın değerden ilk değeri çıkaracağım demek. U3 eksi U1. Biz istersek U3 eksi U2 artı U3 eksi U1 olarak da yazarız. Yani U3 eksi U1'e geleceğiz sonuçta. Neyse şurası önemli. Delta U3 eksi U1. Şu değerler elde ettik. Sonuç 1300,1 kilojül kilogram çıktı. Eksi işareti soğutmayı gösterecek tabii ki. Yani iç enerjide azalma var. Soğutuyorsak iç enerji azalır. Eksi değeri sadece soğutmayı gösteriyor bize. Ve azalmayı gösteriyor. Arkadaşlar TV diyagramını çalışmıştık. PV'ye bunları taşırsak bu da çok önemli bak. Güzelce sabit sıcaklık eğrilerini çizdik. 300'de çalışıyoruz. 120 ile çalışıyoruz. 99'da çalışıyoruz. Tamam. Bir noktasının kızgın buhar olduğunu biliyorduk. Bir noktası 300'ü kesecek. 200'ü 200 kilopaskalı kesecek. Burası ve soğutma sabit basınçta. Bu şekilde. İki noktası doymuş buhara erişiyor. 2'den 3'e bu şekilde iniyoruz. Bütün bu bilgiler elinizde var. Ve PV ve TV diyarım bu şekilde çizilecek. Bak güzelce ben bunları hep anlatıyorum. Yıllardır bu dersi veriyoruz. PV ve TV diyarımı sınavlarda %70 yanlış çiziliyor. O zaman sorudan sıfır alıyorsunuz arkadaşlar. Niye yanlış yapılıyor anlamıyorum ben. Burada ayrıntılı olarak her şeyi anlatıyoruz ya. Lütfen güzelce çalışın, yanlış yapmayın. Mühendislik demek doğru şeyleri yapmak demek. Bir de sınavlarda üstün körü çiziliyor bunlar. Ben nasıl çiziyorsam aynen böyle çizilecek. Biz mühendisiz, disiplinli adamlarız ve
disiplinli olarak istenilen şekilde her şeyi yapacağız. PT diyagramını pek sınavlarda sormayacağız ama bilgi için ben buraya yazmışım. Arkadaşlar bak, PT diyagramı da önemli esasında. Bir noktası burası. Gaz, yani kızgın buharda çalışıyoruz. Bir, sabit basınçta ilerliyoruz. Nereye kadar? Şu buharlaşma eğrisine kadar. İki noktası burası ve buharlaşma eğrisi üstünde soğutma devam ediyor. Üç noktası da burası. Yani T1, T2, T3'ü taşırsan bu şekilde, tabii ki P1, P2 ve P3'ü de taşırsan PT'yi de bu şekilde çizebiliriz. Evet, bugünkü son sorumuzla devam edip dersi bitireceğiz. Arkadaşlar biraz sonra dersi bitireceğiz. Ben bu dersi sorulara ayırdım. Kağıt testimiz yok ama yoklama alacağım. Biraz sonra yoklama alacağım. Ona göre hani kağıt testi yapsak da yapmasak da yoklama kesinlikle alıyoruz. Bugün kağıt testine zaman ayırmayalım. Önemli sorular çözelim dedim. Son sorumuzu da bu şekilde ele alalım. Tabii ki kağıt testi de önemli. Onu bir dahaki derslerde yapacağız. 1.8 metreküp hacimli rigid bir tank. Yine sabit hacim problemi. 90 derece sıcaklıkta 40 kilogram kütlesine doymuş sıvı buhar karışımı içeriyor. Bak, su olarak. Su yavaşça ısıtılıyor. Yavaşça kelimesi, yani sürtünmenin etkilerini göz önüne almıyoruz veya bazı etkileri göz önüne almıyoruz demektir o. Yani sanki dengeli olarak sistemi ele alıyoruz. Sanki dengeli, termodinamik denge hallerini incelediği için sanki dengeli. Isıtma çünkü dengeyi bozar her zaman. Neyse, o ayrıntılara hep gireceğiz sonra. Tanktaki sıvının tamamen buharlaştığı sıcaklığı bulunuz. Tamamen buharlaştı. Bak, bu kelimeler çok önemli. Sizin için özel problemler seçtik. Rigid tank. Sabit hacim problemi. Sistem su. Isıtma işlemi. Tamam. Sabit hacim problemindeki hacmimiz 1.8 metreküp. Doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı olarak T1 sıcaklığı 90 derece olarak verilmiş. Kütle 40 kilogram. Tamam. Hal 2, tamamen buharlaşma. Arkadaşlar bu kelime çok önemli. Nereye götürür bizi tamamen buharlaşma? Islak buhar bölgesinde bak. Islak buhar bölgesinden tamamen buharlaşmaya, yani X'in 1 olduğu yere ulaşıyoruz. Doymuş buhar noktasına. Sana doymuş buhar noktası demez. Tamamen buharlaşma der. Veya X eşittir 1 der. Hal 1, sıcaklık 90 derece santigrat. Ne dedik biz? Hacim ve kütle verilmişse hemen özgür hacme git. O da 0.045 metreküp bölü kilogram. Birbirinden bağımsız iki tane özellik. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Hemen 90 derece için P1'i, yani doyma basıncını da buluruz. 70.183 kilopascal. Tablo A4, sıcaklığın başta olduğu tablo. Oradan doyma basıncı, ıslak buhar bölgesi için olan basınç P1 belirlenir. Hal 2, arkadaşlar sabit hacimde gidiyoruz. V2 eşittir V1 ve X2 1. Zaten biraz önce konuştuk. Doymuş buhar noktasında çalışıyoruz. Elimizde sadece bu iki değer var. Tablo A4 özgül hacim, yani doymuş buharın özgül hacmi tabloda aranacak. Bak, burası çok önemli. Neden? Doymuş buharda çalışıyoruz. O zaman V2 değeri, şu değer doymuş buhara ait, yani VG değeri. O zaman bu tablo A4'te arayacağız. X2 1 ne demek? VG'yi ara demek. Doymuş buhar. Tabloya baktığımızda arkadaşlar, tablo A4'e baktığımızda 0.042, 0.045 var. Yani şu 0.45 var ya, bu ikisinin arasına düşüyor yani. Şu 45.9, bu 42.1. Bunu iki değer, bu iki değeri bulduğumuzda şu değer bunun arasına düşüyor. Bu iki değerin karşısındaki sıcaklıklar bu tablo A4'te. 260'a 255. Demek ki interpolasyon yapacağız. Bu değerleri VT diyagramına taşırsak T2'yi arayacağız buradan. T2'yi de 256.25 derece santigrat bulacağız. Önemli bilgiler içeren bir soru. Bir daha bakalım. Tanktaki sıvının tamamen buharlaştığı sıcaklığı belirleyin diyor. Tanktaki sıvının tamamen buharlaştığı sıcaklık bu kapalı kapta 256.25 derece santigrat. Güzel. TV diyagramına bakalım. Arkadaşlar bir noktasından doymuş buhara gidiyor. Ne demek? Kritik noktanın sağında çalışıyoruz demek. Bir noktası burası. Onun P1 basıncı ve T1 doyma sıcaklığı bu şekilde. Ve bizim P1 sabit basınç eğrimiz bu şekilde.
Peki bu x2 eşittir 1 iki noktası için P2 basıncı bu. Boyama sıcaklığı bu. Birden ikiye ısıtma olarak bu şekilde gidiyoruz. Evet. V1 eşittir V2. O da VG2 eşit. Zaten buraya yazdık. Başka önemli nokta yok. Yani TV diyelim bu şekilde ele alırız. PV ile PT'yi siz çizin arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Şimdi yoklama alacağız. Bu çerçevede arkadaşlar ders asistanımız da size sorular çözecek. Ben kendisine önemli soruları verdim. O derse de katılmanız önemli. Şimdi yoklamayı alalım. Sorunuz yoksa dersimiz bitti, çıkabilirsiniz. Numarasını yazan ayrılabilir.